kadın hikayesiyle başlıyoruz aslında görünürde karışık bir hikaye gibi gözükse de e, düzeltilmesi gereken çok yeri var yani neresinden başlayacağımı inanın ben de bilmiyorum hep söylüyorum biriyle bir ilişki yaşayıp o ilişki neticesinde bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdiğinizde e, o çocuk için o çocuğun geleceği için sabit kalmakta fayda var e, i̇lişkiye, evliliğe devam etmekte ayrıldıktan sonra durmakta her zaman fayda var. Çünkü ondan sonraki süreç dünya gelen çocukların hayatını karartıyor. Gamze Nur Yılmaz geliyor buyursunlar. Hoş gel. Gel Gamze. Merhaba. Merhaba Gamze. Aa, sen nerelisin Gamzeciğim? Sivaslıyım. Sivaslısın. Evet. Ailen nerede yaşıyor? Sivas. Hı? Sivas. Sivas'ta. Anne baba hayatta mı? Hayatta. Ha? Hayatta. Hayattalar. Yani e, senin hayatındalar mı? Değiller. Değiller. Niye? Çok küçük yaşta boşanıyorlar. Hı hı. Anne baba ayrı. Sen kaç yaşındaydın onlar boşandığında? 10 On sene oldu yaklaşık. Şu anda 23'sün, 13 evet. yaşındaydın. Daha sonra yeni evlilikler yaptılar mı? Yaptılar. Kardeşlerin oldu mu? Yok. Olmadı. Her ikisi de kendi dünyasında mutlu mu? Mutlu. Mutlu. Onlar ayrılırken bir karar veriyorlar aslında. Yetişkinler bu kararları verirler. Evet. Fakat o verecekleri kararlarda çocuklarını ortaya koyarlar. Sen ve senin gibi başka kardeşim varsa çocuklar için ne yapalım? Çocuklar kimde kalsın? Nerede okula devam etsin? Kiminle yaşasın diye. Evet. Onlar bu kararı verirken... Sizi gördüler mi? Hiç düşünmedim. Sizi gördüler mi derken mesela baban benimle mi kalsın dedi, annem benimle mi kalsın dedi. Biz babayı istedik. Siz babayı istediniz. Aynen. Niye? Bilmiyorum. Anneme kırgındım. Anladığım kadarıyla 13 yaşındasın. Görmemen gereken şeylere şahit oldun. Bundan dolayı da ister istemez bir öfken var. Evet. Seni kim büyüttü 13 Baba yaşından anne. sonra? Babaanne. Hayatta mı? Çok şükür. İlişkin nasıl? İyi. İyi. Ee, babaannenin adı? Hadime. Fadime. Peki buradan bize sevgiler gönderelim. Şimdi Gamze Nur Yılmaz 23 yaşında sevgili seyirciler. Ee, kızı e, 10 aylık bebeği Mürvet Nur Yılmaz için burada. Mürvet Nur'un nüfusta babası Yasin Yılmaz görünüyor. Ama gerçekte biyolojik baba Mustafa ismindeki diğer bir şahıs. Evet. Ee, öncelikle senin buraya başvuru konun direkt olarak Yasin Yılmaz. Normalde hem seninle evli hem de çocuğun kimlikteki babası olarak bu çocuğu senden aldı. Kaçırdı nasıl aldı? diyelim. Kaçırıyor. Evet. Ne kadar süredir kaçırıyor? Ee, yaklaşık e, kızım iki ay benim yanımda kaldı. Hı -hı. E, i̇ki hafta pardon. Hı -hı. İki haftanın sonunda bana duygu sömürüsü yaptılar. Annem hasta. Kanser hastası olduğunu kendin de biliyorsun dedi. Elleme mikrofonu. Ee, ha, kendin de biliyorsun dedi. Ee, görmeye geliyoruz dedi. Beni tuzağa çektiler. Siz ayrılmıştınız Mustafa'yla, şey Yasin'le. Ayrılma aşamasındaydık. Hı hı. Ee, Sivas 1. Aile Mahkemesinden boşanma davası açtım. Kim açtı? Ben açtım. Hı hı. Ee, hiçbir zaman açmadılar. Beni süründürdüler. Ee, ben açtım. Geri zorla bana çektirdiler. Darp ederek, ee, beni darp ettiler. Yolun ortasına attılar. Çocuğumu elimden aldılar. Tekrardan bir mahkeme açtım. Velayet tekrardan bana verdiler. Ama bu kez de çocuğumu kaçırdılar. Bu sefer de çocuğu kaçırdılar. Şimdi öncelikle 10 aylık mürvet Nuru ve Yasin Yılmaz'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Çünkü velayet kararı annede. Velayet annede. Ve anne çocuğunu istiyor. Sivas 2. Aile Mahkemesi'nin kararı bu. Evet. Velayet de sana verilmiş. Evet. Şimdi... Bu çocuğun aslında soybağı değiştirilmiş. Evet. Senin ilk hikayene gelmek istiyorum. Ee, Mustafa'nın hikayesine. Evet. Sen o zaman 19 yaşındasın. Evet. 19 yaşındaydım. Ya da şöyle yapalım. Mustafa ile tanışma hikayeni bir öğreneyim. Ben kafede çalışıyordum. Yozgat Sarıkaya ilçesinde. Kafeye geldi. Tanıştık. 4 sene bir tanışmışlığımız var. Birbirimizi tanıyorduk. Hı hı. Sevdik. Resmiyette evet bir nikahımız yoktu. Arada ee, ciddi bir yaş farkı da var. Evet. Ee, ama gerçekten... Kaç e, yaş var? Bayağı var. 24 yaş fark var. Evet. Sen o dönemde 19 yaşındasın. Ee, Mustafa Aykun da 43 yaşında. Evet. Hı -hı. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, o zamanlar şöyle e, gerçekten sevdim. Gerçekten Hı -hı. sahiplendi. Yani nikah kıyılana kadar hiçbir zaman namusuma olsun, başka şekilde olsun, göz... Yani kimseye izin vermedi. Hı hı. Hiçbir zaman ezmedi, ezdirmedi. Siz niye evlenmediniz? Hani birbirinizi seviyorsunuz. Normalde çiftler... Şöyle e, imam nikahımız kıyıldı. E, arkadaş kurbanı olarak cezaevine girdi. Resmiyete dökecektik ama cezaevine girince kaldı. Peki o cezaevine girmeden önce sen hamile miydin? Evet. Hamileliği öğrenmiş miydin? Evet. Birlikte gidip öğrenmiştik zaten. Ben iki aylık hamileyken eşim cezaevine giriyor. Yani aslında ondan bir yıl öncesi de ilişkiniz vardı. O bir evet. yıl boyunca Mustafa ile nikah masasına oturmamanızın sebebi neydi? Tam yani e, ben istemedim. E, çünkü Çocuk yapmayı istemişsiniz. Mustafa evli miydi? Değildi yok. Bekardı. Bekardı. Evet. Sen niye istemedin? Tam emin olmak istedim. Yuvam e, dağılsın istemedim. Hı hı. Hiç Ve bu zaman. arada hamile kaldın. Evet tekrardan ciddi düşündüğümüzde bir birliktelik oldu. Ha pişman değilim. Hı hı. İyi ki de yapmışım. İyi ki de evladım olmuş. İyi ki de anne olmuşum. Bir ilişkide çocuk dünyaya getirmeye yani bizim ortak meyvemiz mi deriz? Hani bir ortak çocuğumuz olsun aslında çok önemli evet. bir karardır. Evet. Nikahtan daha önemlidir. Evet. Mesela nikah olur ama çocuk yapmazsın dersin ki ben bu süre içerisinde bakayım. Sonra ben bu ilişkiye çocuk getireyim. Evet. Sizde tam ters olmuş. Önce çocuk olmuş, Aha, e, nikah ertelenmiş ama senin yaşın çok küçük. Evet. Senden 24 yıl önce dünyaya gelmiş birinin çok daha farklı düşünebileceğinin farkındayım. E, hamile kaldığını öğrendin, gittiniz kontrollere. Evet. E, sen bebek dünyaya getirmeyi bekliyorsun. Mustafa evet. nerede? E, dediğim gibi çocuğun olduğunu öğrendik. E, i̇kinci ayımda yani iki aylık hamileyken cezaevine giriyor. Arkadaş kurban oldu. Hı hı. Ee, tekrardan, hani kendisi de biliyor zaten. Ee, beni enişten götürüp getirirdi hastaneye sürekli. Kaç yıl ceza aldı? Ee, henüz kesinleşmiş bir ceza yok. Hı hı. Şu an yargıtaydan dosyasını bekliyoruz. Hı hı. Tutuklu Peki. yargılanıyor. Aynen, şu an tutuklu yargılanıyor. Ee, o cezaevine girince sen kiminle yaşıyorsun? Tekrardan annesi geline, aynı. Yani Mustafa'nın ailesiyle yaşıyorsunuz. Evet. Sen gebeliği de orada geçireceksin. Evet. Sonra? Ee, ufak tefek sıkıntılarımız oldu. Hiç yani kafaya takılmayacak şeyler aslında. Çok ceviz kabuğunu doldurmayacak sıkıntılarımız oldu. Ve tekrardan ben bir yanlış yaptım. Çıktım. E, bir hafta arkadaşımın yanında kaldım. Hı hı. E bir hafta sonunda ister istemez hangi arkadaş bir karşılık beklemeden e, seni evinde tutabilir ki ne kadar sürede veya. E, bu süreçte zor durumda olduğum için e, Yasin Yılmaz'la bir evlilik geçirmek zorunda kaldım. Zor durumda olduğun içinden ziyade Yasin Yılmaz'ı nasıl tanıdın? E, sosyal medyadan tanıdım. Kendisiyle yaklaşık fazla bir süre konuşmuşluğumuz olmadı. Yaklaşık iki haftadır ben tanıdım. Sosyal medyada Yasin'le yazışıyorsunuz. Aynen. Hı hı. Yazışıyorum. Bu arada sen gebesin. Aynen. Beş aylık gebeyim. E, ben zaten erken doğum yaptım. Ee, evlerine vardığımda Bu arada sen şimdi sosyal medya şöyle bir olay Sanal dünya başkasının fotoğrafını da kendi fotoğrafın gibi koyabilirsin Ya da 9 aylık gebe bile olsan sadece şu üst tarafını koyup şöyle bir fotoğraf koyduğunda Senin gerçek hayatına ilişkin e, bilgilerini gerçeklerini saklayabilmek çok mümkün evet. Sen Yasin'le sosyal medyada tanışıp yazışırken ona e, işte dini nikahla eşinin cezaevinde olduğunu ve hamile olduğunu Hepsinden söyledin mi? Hepsinden haberi var ne dedi? Sıkıntı yok dedi. Ben de alacağım senin nikahıma dedi. Hani e, kimseye perma, per perma perişan gezmeni istemem dedi. Sahip çıkacağım dedi. Hı hı. Hani ilk önce keşin hayatını bilmem ama dedi. Ben dedi gerçekten sana mutlu huzurlu bir yuva e, açacağım dedi. Ama çok nankör insanlarmış. Hı. Çok Kelimelerde kendi öz bacısını satan insan. Kızım için ayaktayım. Bugüne kadar namusuma bir kelime ettirmedim ben. Beni satmaya kalktılar. bulunuyorsun karşı tarafla ilgili. Yasin Yılmaz ve ailesiyle ilgili. Evet. Şimdi Yasin'le tanışıp sen hamile Yasin'in ve Yasin ailesine girdiğinde evet. Yasin'in ailesi ee, senin bu durumunu biliyorlar mıydı? Hamile olduğumu biliyorlardı ama Yasin e, sürekli baskı yaptı bana. <laughs> e, çocuğun benden olduğunu söyle. Benden olduğunu söylemezsen hiçbir şekilde bizimkilere kabul etmez. E, bu insanın ailesi ...beni kabul etmedi başta. E, gebeliğini e, aslında e, bu, yani pardon. Şimdi Mustafa'dan olan dünyaya gelecek olan çocuğunun bilgilerini saklayıp Yasin diyor ki sana. Çocuk, çocuk bizim çocuğumuz. Benden gibi söyle. Aynen. Evet. seni niye mesela başka birinden hamile kalsan istemez? Şöyle söyleyeyim. DNA testi isteyecek ailesi. Hayır hayır. Sen şimdi gebesin. <laughs> Desen ki yani benim işte şöyle şöyle durumlarım oldu. Böyle gebeyken de oğlunuzla tanıştım dese. Seni niye istemezler? Körezil kepaze oluruz dediler. E, kadın ticaret yapanlar için böyle bir şey söz konusu değil ki. Yani şimdi iddia öyleyse kadın ticareti yaptığını iddia ettiğim bir aile için çocuk ondan olmuş o. O sadece der ki çocuk dünyaya gelsin. Nor sen normal hayatına geri dön ben ondan sonra bakarım. Bunlar, onlar bunu biraz daha ahlaki bir sorun olarak mı gördüler? Demek ki. Peki siz Yasin'in ailesine sen evet. de Yasin. Evet. Bu çocuk Yasinden diye aslında yalan söylediniz. Aynen. Ee, yıllarca da bu yalan sürdü mü? Ben aslında e, abisinin e, az çok biliyorlardı. Hı -hı. Yani abisi anlamıştı. Bu çocuğun Yasin'den, kardeşimden değil dedi. Bunu kendisiyle biz WhatsApp üzerinden de konuştuk. Eğer diyor bu çocuk kardeşimden değilse diyor çek ellerinden al diyor. Ee, oraya gelmeden önce ama siz o hamilelik sürecinde hep bu çocuk sizin çocuğunuz diye lanse ettiniz. Evet. Çocuk ne zaman dünyaya geldi? 8. ayın 2022. Ağustos ayında. Evet. Ee, siz Yasin'le ne zaman evlendiniz? Dokuzuncu ayın ikisi. Yani bir çocuk doğduktan bir ay sonra Aynen, evlendiniz. Ee, çocuk dünya geldikten sonra Yasin bu çocuk benim diye gitti nüfusta tanıdı mı? Evet. Tanıdı kendi nüfusuna geçirdi. Evet. Siz Yasin ve ailesiyle beraber mi yaşıyordunuz? Evet. Hı hı. Kayınvalide, kayınbaba, Yasin ve ben. Nasıldı hayatın? İlk bir ay hiç kimse sesini çıkarmadı. Hep kendilerini iyi gösterdiler. Hep böyle masummuş, masmayan yattılar... Ben beş aylık hamileydim. Ben samanlarını bastım. Hı -hı. Benim ağzım. Ben o evde gelin değildim. Ben köleydim. Hı -hı. Hep sürekli şiddet, Hı -hı. darp. Çalıştırıyorlar mı seni? Çok çalıştırıyorlardı. Samanda mı çalıştırıyorlar? Sam, ya kendi samanlarını bastırıyorlardı. Oradan yetmiyordu. Eve gidiyordum, yemeklerini yapıyordum. aşını ama ne oluyordu? Gamze'den kötüsü olmuyordu. Gamze'nin namusuna laf attılar. Hı -hı. Gamze karaktersiz oldu. Gamze çok yanlış insan oldu. Niye? Hı -hı. Çünkü alttan girip üstten çıktığım için. Hı -hı. Ama ne oluyordu? Adı Gamze hiçbir iş yapmıyor oluyordu. Hep böyle ya. istiyorlardı ki onlar seni o köy evinde orada burada çalışmanı istiyorlardı. Yapmadığında hep bundan şikayet mi ediyorlardı? Evet. Onlar ne işle uğraşıyorlar? Samancılıkla mı? Samancılıkla değil. Küçük baş büyük baş hayvanları var. Ee, Hı -hı. Yasin yeraltı altı madende çalışır. Babası yer üstünde çalışır. Hı -hı. Öyle. Peki, e, sen Yasin'i ne zaman terk ettin? Yasin 2 ay oldu. Neden terk ettin? Evin içinde sürekli e, görümcem, İpek topan geldi. Hı hı. E, ondan da şiddet gördüm ben. Hı hı. E, benim çocuğumu, benim çocuğumu kanepenin üstünden alıp da kollarıyla yere hatırlattıklarını bilirim ben. Hı hı. Gözümle gördüğüm halde benim çocuğuma diyorlardı ki yok ya bir şey olmadı diyorlardı. Hı hı. Ben önlerine sofrayı hazırlar götürürdüm. Hı hı. Ee, bir gün böyle hazırladım götürdüm Esra Hanım. Ben de gururlana gururlana ben dedi senin dedi ya hazırladığın yemeği yedirmem çocuklarıma ben sonra yediririm dedi. Hı hı. ben her işimi bitirdim. Benim arkamdan kardeşini arayıp beni kötüledi. Olur hı hı. olmadık muhabbetler yaptılar. Hı hı. ben tekrardan Yasin Yılmaz'ın yanına gittim. Ne arıyor diyorum. mesela kardeşini arayıp senin şimdi görümcan seninle yaşıyor. O da çocuklarıyla mı geldi? Evet. Üç o da kocasından ayrılıyor. Evet. Şimdi onun kocası da burada Görümcen'in. Biraz sonra size söz hakkı cevap hakkı kullandıracağım. Yani sizle de konuşmak istiyorum ama önce Gamze Nur'dan bir hikayenin tamamını alacağım. Görümcen kocasıyla tartışıp küsüp mü sizin yanınıza evet. geldi? Evet. Ee, sizinle yaşıyor. Arayıp kardeşine yani senin kocana ne diyor sen ilgili? Benim eşime değil. E, bekar olan kardeşine Kayseri'deki olan kardeşini arıyor. Ne diyor? Ben diyor kardeşime dedim diyor. Gamze'nin oyununa girme, oyununa alma, Hı -hı. sahip çıkma diye ben dedi dedim Hı -hı. dedi. Ama dedi beni dinlemedi dedi. Hı, Hı Hakkımda çok iftira attılar. Ne gibi iftiralar? Namusumu attılar. Enufa ben o evden beni gönderdiklerinde neymiş ben çobanları e, Musa ile birlikte yatak odasında yakalanmışım. Hı -hı. Beni yatak odasında yakalamışlar. Allah var. Herkes benim benimle çektiğimi biliyor. Tüm köy biliyor. Bir evet. Musa var çoban. Onu evet. seni yakıştırıyorlar köyde. Evet. Aynı. O Bunu şekilde ortaya yatıştım. çıkartan kim? Görümce mi? Hepsi çıkartıyor. Bana benim kulağıma gelen Yasin böyle bir köye yayım yapmış. Senin koca. Evet. Gamze beni aldatıyor bizim çoban Musa ile diye. Aynen. Peki Musa evli mi? Değil. Bekar. Boşanmış bekar. bir tane kızı var. Bir tane kızı var. Evet. Peki bu süre içerisinde Yasin mi sana evden git defol ben senden ayrılıyorum dedi Yoksa sen mi dedim ben gidiyorum diye Şöyle bir şey var babası zaten benim oğlumun ayağı bir çukurda Boşan dediler boşanma dilekçesi vereceğimiz zaman işte velayeti bize ver velayeti bize ver Ben dedim sizin olmayan çocuğun velayetini ben size ne diye vereceğim Aile ne zaman öğrendi şeyin mürvetin onlardan olmadığını Son zamanlarda hmm. Bu dedikodulardan sonra mı Aynen Hı hı ben sürekli zaten Yasin'e dile getiren bir insandım. Yasin bak çocuğun babası illa ki çıkacak. İki gün sonra çıktın mı benim çocuğumu sen ne diyorsun da kaydettiriyorsun diye dedim. İlla ki sana hesap soracak. Hı hı. Yok dedi bir şey olmaz dedi. Bana dedi eski eşinin dedi adını ağzını alma sürekli bunu ağzını alıyorsun. Neyin şeyindesin? Ben dedim tamam çocuğu kaydettirdik ama ben pişmanım dedim. Hı hı. Hani Nasıl olacaksa bir yoluna başvuralım. Gerçek biyolojik babasının ismini yazdırmak istiyorum ben dedim. Hiçbir zaman kabul etmedi. Hı -hı. Boş konuşuyorsun dedi. Şimdi Gerekirse sen dedi ki buradan Mustafa'larla iletişim kuruyor musun? Mustafa'nın ailesiyle. Kuruyorum. Mesela onlar senin Yasin'le evlendiğini biliyor mu? Biliyorlar. Çocuğun babasının işte nüfusta Yasin göründüğünü biliyor mu? Şöyle. Sana o taraftan yani Mustafa'nın tarafından, Hı -hı. çocuğun gerçek ailesinin, biyolojik ailesinin tarafından herhangi bu konuda bir baskı var mı? Arama var mı? Onlarla görüşüyor musun? Ee, şöyle söyleyeyim baskı yok. Onu söyleyeyim. Ben darp edildiğimde benim elim yüzüm mosmor şekildeydi. Ben Mustafa'nın ailesinden yardım istedim. İlk onları aradın. İlk onları aradım. Hı. Yardım edin dedim. Ben dedim çok kötü durumdayım. Ağlıyor, ağlarken ben onları aradım. Hı hı. Polise, savcıya, herkese haber ediliyor. Hı hı. Polis kapıya kadar geliyor. Beni götürüyorlar. Hı hı. Kesinlikle diyor bizde dövme, darp, şiddet hiçbir şey yok diyorlar. E, sonradan zaten kendileri de e, itiraf ediyorlar. Yasin Yılmaz kendisi de itiraf ediyor. Yasin seni darp ediyor. Sen evet. onlar seni darp edince e, ilk dini nikahlı çocuğun babasının ailesine gidiyorsun. Evet, onları arıyorum. E, anne babasıyla konuşuyorsun. Onlar da kızım gel dediler mi? Onlar e, gel dediler. Hani e, madem darp var, hani böyle bir şey olacağını zaten kendinde biliyordun dediler. Gittim yanlarına. Gittim, evet. E, onların yanında kaldın mı? Kaldım. E, bu süre içerisinde yani çocukla ilgili bu karışıklığı da anlattın onlara. Evet. Peki e, oradan tekrar Yasin sana ulaşmaya çalıştım onların yanındayken. Çalıştı. Ya dediğim gibi e, Ayda bir görme hakkı vardı ilk mahkemeyi açtığımda. Annem dedi kanser hastası biliyorsun dedi bana duygu sömürüsü yaptılar bana vicdanla geldiler Hı. dedim ben de bir anneyim tamam dedim gelin görün geldiler. E, Beni tuzağa çektiler. Düşkünler mi çocuğa? Düşkünler ama Aa, onu anladım biraz. Yani şimdi sen diyorsun ki bu çocuk senden değil ama hala seviyorlar. Yani Mürvet'e sadece karşı sadece lafta seviyorlar. Tamam. Çünkü mürvete... çocuğa bakımları kötü. Çocuğa bakmıyorlar. Benim çocuğum geldiğinde bir turu bir deri bir kemik kalmıştı. Anladım. Mürvet'e karşı bir düşkünlükleri var. Evet. Peki şunu öğreneceğim. Şimdi toparlayıp sonra detaylı sorular soracağım sana. Sen Mustafa'nın yanındayken Yasin ve ailesi Mustafaların ailesinin oraya geldi. Aynen, olduğu memlekete geldiler. Hangi memleket? Yozgat Boğazlı. Yozgata geldiler. Hı. Oraya geldiler, tekrardan beni tuzağa çektiler. Çocuğumu aldılar, beni aldılar. Götürdüler. Yasin sana aslında diyor ki gel Gamze Nur evimize dönelim. Aynen. Her şey düzelecek. Hı hı. Bundan sonra sen ne mutlu olacağız. Aynen. Sen de onun o söylediklerine inandın. Yanlarına gittin. Mi? Ee, öyle değil. Çocuğu görmeye geliyorlar. Ee, annesi kanser hastası. Ee, annem diyor kötü, yatalak oldu, hepimize düşman kesildi ama biz çocuğu göreceğiz. Hı hı. O niyette geliyorlar, çocuğu alıyorlar, bana e, boşanma davasını geri çektiriyorlar. Hı hı. Beni de bir ton darp edip götür gönderiyorlar. Çocuk nerede bu arada? Çocuk o arada e, Avalos İdeli Kışla köyünde. Yani şu o tarihten beri bu olay 5 Haziran'da mı oluyor? Evet. 5 Haziran'dan beri çocuk e, aslında gerçekte kimlikte görünen... Babasında. Evet. Sen 5 Haziran'dan beri bugün 21 Haziran çocuğunu göremiyor musun? Göremiyorum. Ee, telefon... Sadece iki hafta benim yanımda kaldı. Ne zaman? Ee, bu işte ayın kaçıydı tam hatırlamıyorum. 5 Haziran'da çocuğu alıyorlar. Aynen. 5'ine kadar bendeydi. Yanlış hatırlamıyorsam ya 19'unda 20'sinde ben aldım. Velayetle birlikte gitmiştim yine. Hı hı. Çocuğu getirdiler, insanca e, verdiler ama beşinde tekrardan aldılar. Bu kez tamamen. Mayıs'tan hopardılar. bahsediyorsun o zaman. Aynen. Sen şu anda çocuğunu görmeyeli kaç gün oldu? Tam işte üç hafta falan oldu, bir aya yaklaştı.